anlatın. Hatıra o kadar çok. Beni başı örtülü kabul etmişti. Başına bir şey örterek kabul etmişti. 1959'daydı. Evet. Sana vazifeleri vereceğim dedi. Ondan sonra benim artık kızımsın dedi. Bundan sonra benim her emrimi yapacaksın dedi. Sonra çocuklar, o zaman ufak bunlar çocuklar. Tabii onun hemen eline sarıldı. Onlar yüzlerini, öbürünün yüzünü gördüler Seyda Hazretlerini, ben görmedim. Ben içeri alındım. Valide Hanım bana delal hayratı verdi. Tövbe istiğfar ettirdi. Bundan sonra dedi artık kendine dikkat edeceksin, kimseyle görüşmeyeceksin. Yalnız vazifelisin, vazife yapacaksın. Ben daha henüz delal hayrat okuyacak kapasitede bir insan değilim. Kur'an-ı Kerim okuyacak, yani, Arapça bilmiyorum. Yazı, okuma yazma bilmiyor daha canım. Kendisine delal hayrat verildiği zaman okuma yazma bilmiyordu. Eskimez yazıyla okuma yazma bilmiyor. İmam Hatip'in son sınıfındayım, felsefe grubundayım. Ondan sonra sosyoloji hocasıyım. Çocuklara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okutuyorum, ben manalarını veriyorum. Fakat ben kendim henüz okuyacak durumda değildim. Fakat kurban oldum Allah'ım. İşte o gün otomobile bindiğim zaman mektepten de artık ayrılman lazım dediler. Ama nasıl olur bu hocalık bırakılacak hocalık falan değildi. Ben şaşırdım. Zor geçmişti elimize çünkü. Çünkü çok, çok zor geçmişti elime. Ondan sonra çok muvaffak olmuştum. Hemen bütün Konya'nın en çok sevdiği hocaydım. Ondan sonra şaşırdım nasıl oldu, nasıl bırakılır filan. Geldik. Ben istifamı verdim. Ondan istifamı verince müdür üç kere Hadime'ye yolladı. Gelsin bir sefer konuşayım kendisiyle. Bu nedir bu hal? Müdür Hataylıydı. Hatay milletvekilinin mektupları geldikçe de ister istemez okurdu, merak ederdi, evet, okurdu. Evet, işte bugün Maarif Vekaletine gittim, işte evrakınız şu durumdadır, bugün kararnameniz çıktı, falan gibi postaya verilecek, bugün kararnameniz postaya verildi. Böyle adeta her hafta içinde bir mektup geliyordu. O itibarla müdür de şeyi tanıyor, milletvekilini tanıyor. Milletvekillerini tanıyor bir tarafa, hem de ben de hoca olduktan sonra çok faydalı oldum mektebe. Çocuklar da çok beni sevdiler. Ve bugün Allah'a çok şükür yetiştirdiğim talebelerin hemen çoğu iki fakülte okudu. Ve bugün hemen hemen Türkiye'nin en iyi yani yerlerine yerleşmiş kimselerdir. Evet, şeyi bıraktın da ne oldu? Yani İmam Hatip'i bıraktın da ne oldu? Evet, İmam Hatip'i bıraktın da ne oldu? Evet. Sana vazifeleri vereceğim dedi. Ondan sonra benim artık kızımsın dedi. Bundan sonra benim her emrimi yapacaksın dedi. Sonra çocuklar, o zaman ufak bunlar çocuklar. Tabii onun hemen eline sarıldı. Onlar yüzlerini, öbürünün yüzünü gördüler Seyda Hazretlerini, ben görmedim. Ben içeri alındım. Valide Hanım bana delal hayratı verdi. Tövbe istiğfar ettirdi. Bundan sonra dedi artık kendine dikkat edeceksin, kimseyle görüşmeyeceksin. Yalnız vazifelisin, vazife yapacaksın. Ben daha henüz delal hayrat okuyacak kapasitede bir insan değilim. Kur'an-ı Kerim okuyacak, Arapça bilmiyorum. Yazı, okuma yazma bilmiyor daha canım. Kendisine delal hayrat verildiği zaman okuma yazma bilmiyor. Eskimez yazıyla okuma yazma bilmiyor. İmam Hatip'in son sınıfındayım, felsefe grubundayım. Ondan sonra sosyoloji hocasıyım. Çocuklara Kur'an-ı Kerim ayetlerini okutuyorum. Ben manalarını veriyorum. Fakat ben kendim henüz okuyacak durumda değildim. Fakat kurban oldum Allah'ım. İşte o gün otomobile bindiğim zaman mektepten de artık ayrılman lazım dediler. Ama nasıl olur bu hocalık bırakılacak hocalık falan değildi. Ben şaşırdım. Zor geçmişti elimize çünkü. Çünkü çok, çok zor geçmişti elime. Ondan sonra çok muvaffak olmuştum. Hemen bütün Konya'nın en çok sevdiği hocaydım.
Ondan sonra şaşırdım, nasıl oldu, nasıl bırakılır filan. Geldik, ben istifamı verdim. Ondan istifamı verince müdür 3 kere Hadime'yi yolladı. Gelsin bir sefer konuşayım kendisiyle, bu nedir bu hal? Müdür Hataylıydı. Hatay milletvekilinin mektupları geldikçe de ister istemez okurdu, merak ederdi, evet, okurdu. Evet, i̇şte bugün Maarif Vekaletine gittim, işte evrakınız şu durumdadır, bugün kararnameniz çıktı falan gibi postaya verilecek, bugün kararnameniz postaya verildi. Böyle adeta her hafta içinde bir mektup geliyordu. O itibarla müdür de şeyi tanıyor, milletvekilini tanıyor. Milletvekillerini tanıyor bir tarafa, hem de ben de koca olduktan sonra çok faydalı oldum mektebe. Çocuklar da çok beni sevdiler. Ve bugün Allah'a çok şükür yetiştirdiğim talebelerin hemen çoğu 2 fakülte okudu. Ve bugün hemen hemen Türkiye'nin en iyi yani yerlerine yerleşmiş kimselerdir. Evet, şeyi bıraktın da ne oldu? Yani İmam Hatip'i bıraktın da ne oldu? Evet, İmam Hatip'i bıraktın da ne oldu? Aslında mesele orada. Tabii henüz daha aklım pişmemiş, daha kafa hakikaten ham durumda. Yalnız bana şunu söylemişlerdi, eğer İmam Hatip'teki hocalığı bıraktığın takdirde Cenab-ı Hak hocana verecek ve sen de Kur'an-ı Kerim hocalığı yapacaksın. Ben Kur'an-ı Kerim bilmiyorum ki hocalık yapayım. Kurban olduğum Rabbim, o sene şimdi bir şey olduğum için, tabii memur olduğum için evvela maaşımı götürdüm, verdim. Yaşar Bey bir müessizede çalıştığı için ay sonunda maaş aldı. Onun maaşına 3 misli maaş fazla verdiler. Ve bir de kapımızın önüne bir araba koydular. İçine dedi şoför, Şeyhbal Hanım nereye istersen gitsin. O kadar çabuk Kur'an-ı Kerim öğrendim ki hayret edilecek derecede. Nasıl öğrendiğimi ben de bilmiyorum. O kadar acayip tesadüfle arka arkaya geldi ki bugün öğrendim Kur'an-ı Kerim'i, hemen hemen diyebilirim ki Türkiye'de kimse zar zor biliyor. Ve onun için zaten hasta olduğuma üzülüyorum. Çünkü mütemadiyen kurslardan istiyorlar. Hem müfettiş olarak istiyorlar, hem şey istiyorlar. Yani benim bildiğim birçok mevzuları, ufak teferruatları hocalar bilmiyor. Hocaların hepsi değil de kurslardaki hocalar. Yani bilen hocalar var tabii de. Bilen var diye yaşar. Fakat kurslardaki hocalar daha çok tecrübesiz, genç hocalar. Onlar bilmiyorlar tabii. Tevfik Hoca öyle söyledi. Yaşlı hocalar bile bilmiyorlar. Çoğu bilmiyor tabii. Dedi. Onun için durmadan verdi. Kim girse gelsin, kaç kişi girse gelsin. 1 kişi deme, 2 kişi deme, 3 kişi deme ver. Bir de madem ver dedi. Yani beni Kur'an-ı Kerim hocası yapan Şeyda Hazretleri'dir. Delal-i Şerif'in bütün manalarını idrak ettim. Nasıl anladım? Bugün Kur'an-ı Kerim'i gayet güzel anlıyorum artık. Bütün bunların hepsinin sebebi Seyda Hazretleri'dir. Ve Seyda Hazretleri'ne bağlı olduğumuzu bilen bizzat, gören bizzat, anlayan bizzat, Hacı Hanım'a bir de Kur'an-ı Kerim hediye etti. O Kur'an-ı Kerim özel bir Kur'an-ı Kerim. O Kur'an-ı Kerim'in de fevkalade sırları var. Cenab-ı Hak o okudukça, o Kur'an-ı Kerim'i okudukça Kur'an-ı Kerim ona açılır. Meğer Hızır Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'iymiş. Hızır Aleyhisselam o zaten geldikçe o Kur'an-ı Kerim'i okurmuş. Yani Seyyid-i Hazretleri hayret edileceği şey, ya ikinci sefer, 3 sefer kendisini gördüm. İkinci sefer göstermiyordu kendisini, zaten görmek daha iyi değilmiş. İkinci sefer dedi ki senden çok memnunum yavrum, bir hasta dedi. Benim söylediğim her şeyi yaptın, çok memnunum senden dedi. 3. sefer Hikmet bir hamile beraberdik. Hanımlar biraz ne de olsa acil bir tane olurlar. Biz şeye saklandık, hamama saklandık. İlla ki ben döneceğim bakacağım dedi, o da havuz başındaydı Seyyid Hazretleri'nde. Yine aynı şekilde iltifat etti. Yavrum seni çok seviyorum, çok beğeniyorum. Allah senden razı olsun sözlerim, hepsini yaptın dedi. Bütün senden razıyım, Allah senden de razı olsun. Hep böyle devam et dedi. Şimdi biz şey deyiz. Bizi şeye koydu. Oraya koydu ama ben de dayanamadım, ben de kaldırdım başımı, baktım. Yüzünü gördünüz mü? Yarım yamalak gördüm, yine kapattım gözümü. Bir sakalını gördüm, hatırlıyorum. O kadar.
Fakat şimdi anlıyorum. İnsanla vaktiyle hiçbir şey anlamıyor. Mesela oraya giderdim, gece kalırdım, hiçbir şey anlamazdım. Yalnız bir gece çok acayip bir hallere girdim. Yıldızlar başıma sanki dökülüyorlardı. Seyda Hazretleri beni sarstı. Neydi, ne oldu ben de bilmiyorum. Ondan sonra rüyalar arka arkaya devam etti. O kadar güzel rüyalar görüyordum ki Seyda Hazretleri'ne devam ettiğimden beri. Ona intisap ettiğimden beri. Yani beni hiçbir yerde bırakmadı. Kendisinden bu kadar ayrıydı, bu kadar uzak mezarkadaydı. 1000 kilometre yani, 1300 kilometre mesela 1000 kilometre var. Hiçbir zaman, hiçbir yerde ben Seyda Hazretleri'nin yani şeyini görmemişim. Seyda Hazretleri'ni çağırdığım zaman kendisini yardımını görmediğimi ben hatırlamıyorum. Her zaman her yerde. Her yerde. Nerelere, uçurumlara düşmüşüm, ben, çağırmışım. Dünya için, dünya için. Ne istedikse. Hani şeyin başında anlatmıştım ya, bundan sonra dünya için sıkıntı çekmeyeceksiniz buyurmuş diye. Ondan bugüne, yani 1958'den bugüne şöyle böyle 26-27 sene geçti. Dünya için Cenab-ı Hak bize ne istedikse ver. Hem çok kolay. Bana çok güzel yazılmış bir mektubu var. O mektupta diyor ki evladım artık hiçbir şeyden sıkılma diyor. Her şey olacak. Hepsi olacak. Her şey yerine gelecek. Hani bazen otururuz, dostlarla konuşuruz. Ben her şey yerine gelecek. Her şey olur. Bir fabrikalarda mümessillik, satış müdürlüğü yaptım. Bunların Türkiye piyasasındaki kazançları muayyen. Bununla 5 çocuğu üniversitede okutulması imkansız bir şey. Fakat oldu Cenab-ı Hak. Seyda Hazretleri'nin duasıyla, himmetiyle Cenab-ı Hak bunları yaşayabilirdi. Yani çocukların hepsi hamdolsun. Üniversiteyi okuttular. Birer ikişer lisan bitirdiler. Hayatlarını tanzim ettiler. Hepsinin hayatı iyi. Allah'a şükür hepsinin evinde İslami hükümler var. Yani istediğim her şey oldu. Çocuklar maşallah. İstediğim her güzel yetiştirdim. Şimdi içeride oturmuş o kadar güzel şeyler okuyorduk. Allah'a şükür. Çok şükür. Hepsi birbirinden yetişti bir tarafa. Ayrıca 3 kere hac olduk. Orada kaldık. Ve orada beni imtihan ettiler. Kur'an-ı Kerim'i, Kur'an-ı Kerim hocalığı için ısrar ettiler. Neredeyse orada kalıyordu. Yani bu kadar Kur'an-ı Kerim'de ilerlememe sebep oldu. Sebep olan yalnız Seyda Hazretleri'ydi. Belki Delal Hayret aldığın zaman elime kelime bilmezdim, hiçbir şey bilmezdim. Hepsini nasıl öğrendim ben de bilmiyorum. Öyle acayip kişilerle beni karşılaştırdı ki. Nur içinde yazsın. Cenab-ı Hak orada da inşallah bizi onunla haşreder. Bize vaadi var inşallah. Bize vaadi var inşallah. Vaadi var evet. Cenab-ı Hak inşallah dedi. Orada dedi, beraber dedi. Mezarda da beraber olacağız. Haşir'de de beraber olacağız dedi inşallah. Ben bir de enteresan rüya gördüm. Çok enteresan bir rüya. Kıyamet kopmuş rüyada. Kıyamet kopmuş. Haşir meydanı kurulmuş. Haşir meydanı da yani bütün dünya kadar, dünyadan da daha büyük bir meydan. Sütunlu bir kapısı var. Sütunlu kapısından içeriye girdi. Kapının ağzında Abdülkadir Geylani Hazretleri. Kapının ağzında. Hemen yani kapıdan adım atıyorsunuz, kapının başında Abdülkadir Geylani Hazretleri. Bilmiyorum, ben bir yanlış şey yapıyorum. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni ben biraz şeye benzetiyorum. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Hazretleri'ne benzetiyorum. Sıddık Eyüpler'e benzetiyorum. Ben Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne karşı da büyük bir sevgimiz var. Yani herkesin var da. Umumiyetle bizim Türklerin büyük bir sevgisi var Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Hemen koştum eline Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne. Bana ileride ana cadde var. Böyle bir yoldan gidiyoruz, sağa dönüyoruz, o ana cadde oluyor. Orada oturan bu sefer beyaz sarıklı, beyaz sakallı, beyaz cübbeli bir zatı gösterdi, ona gitti. Gittim Seyda Hazretleri. Bu intisabınızdan sonra mı? Evet.
sırat-ı müstakim üzere oturmuş ve muazzam şey var, cemaat var. Dedim ki efendim işte burası orasıdır. Bizi Efendimiz'e gönder. Efendimiz'e götür. Bu caddeyi takip etti. O üzerinde oturduğu caddeyi takip etti. Takip ettim, ettim, ettim. Bir yere geldim. Bir büyük kapı da oradan var. Bir giriş kapısı da oradan var. O kapının karşısında da bir mahfil kurulmuş. Bu camilerde müezzin mahfili gibi. Yerden 2-3 karış yükseklikte bir mahfil kurulmuş. Orada köşede burada dur dediler. Burada beklersen buradan gelecek. Bu kapıdan gelecek Efendimiz dediler. Evvela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh çıktı geldi. Ve gelirken de bir arkadan birisi bağırıyor. Ebubekir Sıddık radıyallahu anh. Efendimiz geldi. O mahfilin dört köşesinden birinde durdu. Zayıf, ince uzun boylu. Çok güzel yüzü. Arkasından Hazreti Ömer, Ömer'in Faruk radıyallahu anh diye bağırdılar. Hazreti Ömer geldi. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'den biraz kısa boylu ama biraz daha şık. O da ikinci bir köşede durdu. Arkasından Hazreti Osman, bembeyaz sakallı, nur, pir, fani, mübarek bize. O geldi, o da öbür köşede durdu. Arkasından Hazreti Ali, kelamallahu veçhe, o da geldi, öbür köşede durdu. Dört köşede durdular ve o sırada Efendimiz teşrif edecek. Hacı Hanım sabah namazına kaldırdı. Ona nasip olmadı. Nurullah Efendi'den de çok şey aldık Allah. Evet. Kendisini nurlar içinde yadırsın. Çok acayip yani şeylerle karşılaştım. Ben bir aralık o kadar aşağı olmuştum ki artık başka tutulmuştum ki istiyordum hemen hepsini alayım. Yalnız Nakşidi, Kadir'i, Rüfai, hepsini istiyordum. Bir gün kapı çalındı, bir açtım. Yalnız Nurullah Efendi kapıda. Bayezid'de oturduğumuz sırada. Bayezid'de oturduğum sırada. Aman efendim dedi. Daha dedi, doymadın mı sen dedi. Sana verdim. Nuri vesile olmuş, aramışlar. Afyon'u şey zannediyorlar, kod numarası mı? Şehirler arası telefonu açık zannediyorlar. Çeviriyorlar, çeviriyorlar, geçmek mümkün olmadı. Sonra benim haberim oldu. Ben telefon açtım. Ben hemen onlara telefon açtım. Orada kendisini bulduk, görüştük. Ve söz verdik, inşallah şeye geleceğiz dedik. Cizre'ye geleceğiz dedik. Hacı Hanım'ın hastalığı da o sırada yeni yeni belli olmuş. Şeyden ben uğrarım dedi. Son görüşmemiz o oldu. Ondan sonra biz daima işte Cizre'ye bugün gidelim, yarın gidelim, gidelim, yarın gidelim havası içerisinde. Yani Nurullah ben telefon açtım. Ediyorum onun verdiği hiçbir şey geçmiyor. Enteresan bir şey. Biz Bayezid'deyken, yani Bayezid'de otururken hemen hemen Anadolu'dan gelen bütün